Yayınıma hoş geldiniz. Evet değerli izleyenler, Kelbecer'le ilgili haberler var medyada. Dün saldırı oldu, taciz atışı, top atışı, havan atışı oldu. Belli birliklerimize yönelik yoğun bir ateş açıldı. Ama Kelbecer'in düştüğüyle ilgili haberler asılsızdır. Bunu söylemek için aradım. Bu bir Ermeni'ye hizmet eden bir durum olur. Kelbecer'i nasıl aldılar? Nereden girdiler? Böyle bir şey yok. Sadece bir askerimiz orada şehit oldu. Şuşa'daki köyde de iki tane vatandaşımız şehit düştü mayına basarak. Evet, haritaları verdiğini söyleyenler. Haritaları vererek esirlerini, evet esirlerini kurtaran Ermeniler. Demek ki haritaları doğru vermiyor. Şuşa'da o kadar mayın arama tarama yaptık. Dağa taşa mayın döşemişler. Nerede ne yaptılar bilmiyoruz ama özellikle Şuşa'dan kaçarken o köylere nasıl mayın döşediler, sonradan mı döşendi, bu da araştırılmalı. Şuşa'daki mayınların çıkması olayına şüpheyle bakarım. Gerçekten öyle. Çünkü savaş devam ediyor. Şuşa'nın aylarca düşmeyeceğine inanan Ermeniler ne ara orayı mayınladılar? Rus sözde barış gücü mü mayınlıyor veya daha sonra birileri mi mayınlıyor? Bunlar da ortaya çıkmalı. Ama bir kez daha söylüyorum. Kelbecer düştü haberi yalandır. İtibar etmeyin. Kelbecer bizde değerli izleyenler. Kelbecer'i öyle almak kolay mı? Kelbecer'in düşmesi kolay mı? Plan her zaman yapabilirler. Şuşa'yı da almak için plan yaparlar. Diğer bölgeleri de yaparlar. Kahraman Türk ordusunun, Azerbaycan'ın ortaklığıyla. Evet, hiçbir şey beceremeyecekler. Türkiye gereken karşılığı verecek. Bir de Hankendi'ye değinelim. Buradan söylüyoruz. Hankendi Türk toprağıdır. Hankendi Azerbaycan'ın öz toprağıdır. Buna alışın derim. Yayınlarımızı izleyenler, evet Ermenistan'dan da izleyenler bilsinler ki Hankendi Türk toprağıdır. Hiçbir şekilde pazarlık, hiçbir şekilde bu topraklar üzerinde ameliyata izin verilmeyecektir. Hankendi'deki Rus sözde barış gücünün gelişen şartlar, oluşan tabii ki siyasi platformlar ve konjonktürler eşliğinde nasıl bir yol izleyeceği ve bu konuda nasıl bir yöntemle ne şekilde ortaya çıkacağı tabii ki meçhul. Ama bilinmelidir ki Hankendi kesinlikle bir Türk toprağıdır ve biz bırakın Kelbecer'i vermeyi, biz Hankendi'yi de alacağız. Kelbecer düştü haberi kesinlikle yalandır. Kelbecer elimizdedir. Kelbecer bizdedir değerli izleyenler. Burada gerçek ve doğru haberlerle karşınızdayız. Türk milletinin, Türk ulusunun moralini bozacak hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Hankendi Türk toprağıdır. Evet, özellikle Kelbecer düştü haberini seslendirenlere söylüyorum. Hankendi, evet orayı da alacağız. Kelbecer'i Ermeniler alamayacağı gibi biz Hankendi'yi de alacağız. Başka çareleri yok. Özellikle Türkiye tank anlaşmalarını yapıyor. Türkiye tank anlaşmalarını yaptıktan sonra inan ki evet kardeşlerimiz de bu tanklara tabii ki kavuşacaklar. Türkiye'nin hava savunma sistemleri gelişiyor ve dünyada şu anda gıpta ile bakılıyor. Özellikle savunma sanayimizi çekemeyenler içte ve dışta spekülasyon üstüne spekülasyon yapıyorlar. İşte biz hem hava gücümüzü, hem hava savunmamızı, hem karada tanklarımızı güçlendiriyoruz. Yani Hankendi'yi şimdilik orada görebilirsiniz. Ama Hankendi'yi bir gün gelecek, alacağız. Hankendi'yi bir gün gelecek, evet o Hankendi'ye kavuşacağız. Değerli izleyenler, evet Türkiye'nin F-16'ları. Türkiye'nin F-16'larından inşallah 10 tane de şu anda Azerbaycan'da. Muhtemelen orada biz ne yapacağız? Oradaki tabii ki hem F-16'larımız, hem yeni verdiğimiz SİHA'larımız, hem de dün seslendik Sayın Aliyev hükümetine. Akıncımızla ilgilen, Hürjet'le ilgilen, Türkiye gereken kolaylığı sağlayacaktır. Evet, bu ek ve güzel silahlara kavuşan Azerbaycan ordusu çok daha güçlü olacak. Azerbaycan ordusunun güçlü olması, bizim de güçlü olmamız demek. İşte Türkiye'nin başardığı bu. Türkiye çok güçlü ve önemli hamleleriyle çok büyük mesafe kat ediyor. İşte bu önemli hamlelerle çok iyi mesafelere ulaşacağız. Gerçekten Türkiye çok önemli mesafelere ulaştı. Büyük kuruluşları, savunma şirketleri dünyada yer buldu. Ve Türkiye özellikle bu anlaşmalar çerçevesinde tabii ki önemli mesafeler kat ediyor. Yani Akıncımız, bunun yanında Hürjetimiz, Milli Muharip İnsansız Uçağımız, evet bunlar çok önemli, TFX'imiz, bunların hepsi Azerbaycan'ın da geleceği. Yani birileri elimizdeki toprakları vermeye kalkmasın. Biz gerekeni gereken yerde karşılığını vereceğiz. Türkiye bu güzellikleri gösteriyorum ki Azerbaycan'ın da güçleri bunlar. Türkiye ki öyle hamleler yaptı ki gerçekten neler yapmadı neler.
Özellikle Türkiye düşmanların radar sistemlerini tabii ki kilitledi ve önemli bir mesafe kat etti. Şanlı Türk ordusu her alanda kendini yeter bir şekilde kuvvetlendi. Yani şimdi Kelbeceri iki tane ateş açıp üç tane Ermeni çetesiyle düşeceğini sananlar Türkiye'nin ordusundan bir haberler. Türkiye çok güçlü. Türkiye'nin bölgedeki etki alanı çok güçlü. Yoksa tabii ki Rusya da saldıracaktı. Tabii ki hepsi de saldıracaktı. Ama öyle bir şey gerçekleşmedi. Gerçekten Türkiye destan yazmaya, Türkiye önemli işler yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin bu hamlelerine karşı onlar da tabii ki çaresizler. Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin tabii ki realite ve bölgedeki ağırlık karşısında çok büyük tabii ki zayiat çekecekler. Evet değerli izleyenler, Türkiye önemli bir kritere ve önemli bir kuvvete sahip. Savunma gücüyle bölgede bir istikrar unsuru. Özellikle bizim AVAKS uçaklarımız Doğu Anadolu'da tam da Ermenistan sınırına yakın bölgede Azerbaycan'a karşı hamle niteliğinde olacak her türlü gelişmeyi zaten Azerbaycan'ımıza bildirecek bir kardeşlik hukukuna sahip. Yani AVAKS uçaklarımız da Ermenistan nerede ne yapıyor merak etmeyin hepsini izliyoruz. Bu normal yolcu uçağı değil değerli kardeşlerim. Üstteki işarete baktığınızda AVAKS yani istihbarat özelliği var. Bunları niye gösterdim? Yani Türkiye'nin askeri gücünü anlayarak, Türkiye'nin bölgedeki gücünü anlayarak çok daha iyi tahliller yapalım. Yoksa bu işin net ve olayın ciddiyetini anlayamayız. Evet, Türkiye bölgede mührünü vurdu. Azerbaycan'ın da yanında. Azerbaycan'ın yanında olduğu için de kimse gelip topraklarımız üzerinde ameliyat yapmaya kalkmasın. Kimse gelip bizim sabrımızı zorlamaya kalkmasın. Türkiye çelik gibi karşılarında durmaya devam edecek ve gereken ağırlığı onlara gösterecektir. Kelbecer düşmedi. Kelbecer'in düştüğü haberleri tamamen Ermeniler lehine olur. Kelbecer her zaman bizde oldu ve bizde olacak. Kelbecer'e yapılan saldırıda misliyle karşılık buldu. Biz çok daha güçlü hamle yapılsın, onu bile yeterli bulmuyoruz. Yani topraklarımız kutsaldır diyoruz. Birlik ve beraberlik çok önemli. Kararlı olmak çok önemli. Bu yönde de zaten adımlarımızı atıyoruz. İşte bu yönde güçlü ve önemli hamlelerle mesafeleri alıyoruz. Ve onları çatlatmak adına Hankendi Türk toprağıdır. Hankendi Azerbaycan'dır. Asla hiçbir anlaşmaya hiç kimse bu şehirleri, bu aziz şehirleri Ermenilere vermeye cesaret edemez. Kağıt üzerinde de imzasını atamaz. Binlerce defa Zengezur koridoru densin, biz bu topraklardan vazgeçmeyiz. Bize hasret kalan Hocalı'dan, bize hasret kalan Hankendi'den, bize hasret kalan Adere'den ve Nedaçin şehir merkezinden vazgeçmeyiz değerli kardeşlerim. Lütfen bu yayını yayın. Kelbeşer bizde. Asılsız haberi yapanlar tabii ki bunun özrünü dinlemediler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık ve afiyet içinde kalın. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.